Efendim iyi akşamlar, Para Teknik'te karşınızdayız. Her çarşamba saatler 20'yi gösterdiğinde bu ekranlarda sizlere konuk oluyoruz. Tabii ki Üstat Selçuk Gönelşer'le birlikte. Abi hoş geldin, iyi akşamlar. Estağfurullah Uğur'cum, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasıl bir hafta oluyor? Hızla hemen başlayalım. Ben sana sorumu sorayım, o esnada da kapanışlar tamam. gelsin. Tamam, tamam. Ee, nasıl çünkü bir hafta oluyor? Çünkü de sanki biraz endeks. Dinlenmede. Dinlenme mi diyeyim? Nadas'a aldılar endeksi, Nadasta dinlendiriyorlar. E, düzeltme ihtimalleri, düzeltme riskini koruyoruz. Hani genel anlamda bir risk, riski konuşacaksak o 8700 9000'den gelen hareketi 10300'e giden hareketin bir düzeltme teknik riski cepte hani barınıyor. Hani ne kadar sınırlı olacak? Yatayda mı düzeltecekler? Bunu bekleyerek göreceğiz. Biraz sonra da grafik üstünde anlatmaya gayret edeceğiz. Tamam. 10158 bugünün kapanışıydı. Hafta içerisinde 10055 en düşük gördüğü kapanış rakamıydı. Bu seviyeyi de pazartesi günü görmüştü endeks. 10.268'de ayın 9'unda gördüğü seviye olarak kayıtlara geçiyor. Toplu endekslere bakalım. Bugün özellikle hangi sektörde nasıl bir hareket vardı ekranlarınıza gelsin. Bankalar günün %90'ını da eksi de götürdü. Hafif artıda günü tamamladı. 13.356 kapanıştı. Sınav endeksi düştü. Spor artıdaydı. Gayrimenkul %1'e yakın yükseldi. Teknoloji tarafında 13.747 puan seviyesinden bir kapanış gördük turizm de artı olan taraftı. Bir şey mi söyleyecektin? Yok yok ben senin. Diğer sayfaya da bakalım. Sınai endeksi geri çekilen taraftaydı. Kapanışa doğru hemen hemen tüm sektörlerde yükselişler gördük. İnşaat, kimya, gıda da eksiler var. Gıdanın düşüşü biraz sınırlı olmuş. Sigorta, madencilik ve bilişim de artı da tamamladı. En çok artanlar ve en çok azalanlar da hemen gelsin. Hangi şirketler üst düzde yükseliş kaydetti? İzdemir 9.96 yükseldi. Tavan oldu. Enerji enerji aynı şekilde yükseliş kaydetti. Ahlatçı doğalgaz 9.94 primliydi. Bera Holding Aksa Enerji artı da tamamladı günü. Azalanlar girişim elektrik GESAN 3.69 düştü. Ereğli 47'leri görmüştü hafta içerisinde. Geçtiğimiz hafta baktığımız bir şirketti. Astor Enerji, Koç Holding ve Garanti Bankası sıralama böyle. 90 lira bandına gelmişti hafta içerisinde Garanti Bankası. Bugün %2.39 düştü. 87 lira 85 kuruş kapanış rakamıydı. Yine Bank of America'dan bankalara yönelik hafta içerisinde hedef fiyatların yükseldiğini gördük. Uzun süredir bütün piyasa olarak bankaları ve holdingleri konuşuyoruz. Ama biraz daha yoruldu cümlelerini kullanmaya başladık. Dinleniyor diyoruz endeks için. Artanlara baktık bazı sektörler %3, %4 Enerji. yükselmiş. Ee, evet burada yine herhalde seçici olmak devrede. Tabii tabii şimdi bak en çok kazandıranlarda da enerji var ama en çok kaybettirenlerde de enerji var. İşte o geçen hafta seninle çok detaylı bir şekilde anlattığımız üzere bu son 4-5 yıldır enflasyonist trend dediğimiz o kuvvetli yukarı trend şimdi e, faiz hikayesiyle biraz işte o tabiri caizse bam bam kütür kütür her hisseye yanı, yayılan özellikle alt ve orta kağıtlarda o şımarık ve köpürtülü fiyatlama son 5-6 aydır yok. Hatta göreceli olarak şöyle bir olumsuzluk da var sevgili Uğur. Endeks 8700'den 9000'den bayramdan önce kalktı. 10100 1030'lara 320 21 dolarlara geldi. Ama bakarsan o büyük belli senetlerin dışında alt ve orta grup kağıtlarda bırak getiriyi veya bırak yatay kalmayı %20-%30'a yakın geri çekilmeler var. Dolayısıyla işte tam da bu bahsettiğim sonuç hasediyle yatırımcıların artık kişisel gelişimlerine, teknik temel argümanlara ve aşırı duyarlı ve aşırı seçici bir şekilde hisse senedi yatırımlarını yapmaya artık bundan sonra bundan öncekinden daha fazla önem gösterecekleri bir yarı yıl izleyeceğiz. Bu arada bu hafta hem fiyatlamaları takip ediyoruz, hem de haber akışı da biraz daha geçtiğimiz haftaya göre kuvvetli. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönelik mesajları vardı. Keza Mehmet Şimşek Brüksel'de konuştu. Bugün Doha'da, e, Katar'da açıklamaları vardı. Fatih Karahan da Katar'da temaslarını sürdürdü. Tasarruf paketi açıklandı. Hafta içerisinde evet Pazartesi günü tasarruf paketi açıklandı. Bugün özellikle Mehmet Şimşek Birinci önceliğimiz enflasyon. Neyimiz varsa enflasyonu düşürmek için mücadelemizi sürdüreceğiz ifadesinde bulundu. Şimdi Fatih Karahan'ın demeçlerine bakıyorum. Biraz önce haber portallarına düştü. İlk çeyrekte özellikle ılımlı bir büyüme takip ettik. Üretim aktivitesi hızlıydı ama yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyonist süreç başlayacak mesajını görüyoruz. Siz de söylediniz, kamuda tasarruf paketi başladı. Ee, tamamen ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek adına e, konsantre olmuş durumda. Büyümeden çok fazla ödün vermeden, feragat yum, etmeden yumuşak bir şekilde enflasyonu düşürmek adına e, herkes varıyla canıyla e, emek veriyor. Cumhurbaşkanımız da e, net bir şekilde hep hani piyasada şey vardı ya sevgili Uğur, o geçmişten yaşanan o bir travma var ya, acaba Cumhurbaşkanımız bir yerde... Müdahale edecek mi, bir yerde su koy verecek mi veya bir yerde sert bir söylemde bulunacak mı hikayesiyle piyasa ilk başta bu olumlu patikaya hep böyle bir temkinli yaklaşmıştı. Ama Cumhurbaşkanımızın tutumuyla ilgili e, çok şükür e, mali politikalara verdiği destek de piyasada özellikle yabancı tarafında anlam buluyor. E bunu zaten şeyle de görüyoruz. Hem endekse göreceli olarak, ya şahsen benim hala istediğim tonda olmasa da yabancı girişlerini görüyoruz. Öbür taraftan da Merkez Bankası'nın rezervleriyle de bunu yavaş yavaş belli bir noktada en azından şu anki tabloda bir göreceli anlamda bir güven tahsis edilmeye başladığını okuyoruz. Umarım bozulmaz. Ki e, hemen teknik grafik gelsin. Şunu da ekleyeyim. Mehmet Şimşek şu ifadeyi de kullandı. Merkez Bankası para politikası anlamında harika bir iş başardı. Şimdi maliye anlamında sıra bizde. Biz tabii. de maliye politikalarını tüm hızıyla devam ettireceğiz dedi. Tabii tabii. Tasarruf paketi de onlardan bir tanesi. velası velhasıl kelam doğru Bu patikada, mücadele devam edecek. Doğru bir şekilde şimdilik gidiyoruz. Umarım her şey e, düşündükleri gibi olur. Biz de bunu vatandaş olarak büyük bir e, keyifle izleriz. Biz düzün grafiği geldi abi. Evet. Şimdi burada günlük grafik. Evet, burada günlük bir grafik. Geçen hafta senle ne yapmıştık? Buraya dolar bazlı koymuştuk. Evet. Buraya günlüğü koymuştuk. Genelden özele gelmiş. Evet, bugün dolar bazlı grafiği bilerek hazırlamadım. Sebebi şu. İşte sizin sosyal medyacı arkadaşlar Twitter'a koydular dolar bazlı analizi. Geçen haftadan var. Tekrar konuşulacak bir durum yok. Borsa İstanbul'un şu anda baktığın zaman TL bazlı grafiklere ki karşımızda. Aslına bakarsan daha önceden fiyatlanmamış bir bölgede olduğumuz için Uğur bir direnç göremiyorsun. Yani en azından Fibonacci ile 10.600'lere kadar bir direnç göremiyorsun ama işte o dolar bazlıdaki 321 dolarlardan, 320.90, 321 onlardan geçen o dolar bazlı direncin baskısını alıyoruz. Ya şimdi hangi perspektiften baktığımız çok önemli Uğur. Bak, bu çok önemli. Sadece borsaya değil. Hayata da hangi perspektiften baktığımız önemli değil mi? Tabii. Yani ne kadar sığ bakarsan, o kadar sığ görürsün. Ne kadar derin ve ufuklu bakarsan, çok daha farklı, çok daha büyük vizyonla bakarsan, çok daha farklı hedefler görürsün. Bu anlamda bir kere günlük grafik üstünden, kısa vadeli böyle dar bir marjdaki teknik yoruma gelmeden önce ben geçen haftaki yayından kısa bir özetle. Abi şunu o, da söyleyeyim, bir, sen onu söylemedin. Söyle bir felsefe yapayım. Evet. Bakmak var, görmek var. Bravo. Herkes senin gibi göremez abi. Yok, Hakkını kardeş. vermek Yok, lazım. Estağfurullah burada. öyle deme. Ee, bizden çok daha büyük kıymetli <laughs> dostlarımız, büyüklerimiz var. Hepsine de sevgi ve saygılarımızı yollayalım. Şu var. Bir kere şu anda Borsa İstanbul şöyle bir soru geliyor bana mesela çok sık. Hocam 200-250 dolardan beri bir 320 buçuk, 321 dolar dedin. Oraya geldik de ya bize şunu söylesene, burayı geçecek miyiz? Tamam, bak daha başlamadım kısa vade. Şimdi bak, çok detaylı cümleleri seçiyorum, yanlış anlaşılmasın sonra hem kendilerini üzerler hem beni üzerler. Borsa İstanbul 321 dolardaki direncini geçecek. Yani benim şahsi beklentim geçecek derken, bunu Allah bilir tabi, ama ben şahsi fikrimi söylüyorum. Borsa İstanbul 321 doları geçecek. Ama geçmeden önce düzeltme risklerini yönetmeyelim mi? İşte şu anda onu yönetmeye çalışıyoruz. Neden? 321 doları geçmeden Borsa İstanbul 295 dolara düzelirse sen ben baktığımız zaman endeks %10 düşmüş gibi görüyoruz ama alt kağıtlar %30 %50 düşüyor. Uğur yatırımcının canı acıyor. Yatırımcının canı acıdığı zaman da bizim bu yaptığımız programların da bir emniyeti kalmıyor. Sonra ne oluyoruz? Hep beraber üzülüyoruz veya yeni katılımcılar da sermaye piyasalarına küsüyorlar. Burada önemli olan sermaye piyasalarına küsmek değil, sürdürülebilir bir şekilde geminin içinde hep beraber el birliğiyle doğru bir finansal okuryazarlık anlamına hep birlikte, geçen gün Mehmet Şimşek ne dedi? Sermaye piyasalarını büyütmeye devam edeceğiz dedi. Evet. Cumhurbaşkanımız da aynısını tekrarladı. Son bir senedir bunu söylüyorlar. Buradan nasıl bir arkadan temel bir şey çıkıyor bize, disiplin bir taban çıkıyor. Eğer çok ekstrem, Türkiye'de bir siyasi kriz, Allah korusun jeopolitik bir risk veya coğrafya kaderimizdir dedirtmeyecek bir coğrafi sıkıntı olmadıkça Borsa İstanbul'da düzeltmeler olabilir, muhtemeldir, başka. Ama ya burada çöküş falan beklemek şu anda abesle iştikal. Çünkü doğru patikadayız, doğru işler yapıyoruz. O yüzden senin söylediğine bağlayayım. Görmek var, görmek var. Bu anlamda ben Borsa İstanbul'un 320 dolar, 321 dolardaki dirençlerinin geçileceğini düşünüyorum. Ancak geçilene kadar geçilecek diye bir risk yönetimi yapılmamasını son derece yanlış bir finansal okuryazarlık ve finansal risk yönetimi olarak görüyorum. Tamam, bu kenarda bunu anlattım. Şimdi geldim buraya. Bak bu 10.390'daki Buradaki bu hareket neden yukarı giderken 10.390'da durduk sorusunun cevabı dolar bazda 321 dolardaki direnç. Şimdi biz 3-4 gündür 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın altına doğru bir ezilme başlattık. Şimdi bu bir korku senaryosu mu? Nereden baktığına bağlı. Orta vadeli bakarsan bırakın düzelsinler. Bak çok ilginç bir şey söylüyorum. Alttan ekleme yaparsın. Bak, orta ve uzun vade bakıyorsanız bırakın düzelsinler ya. Bırakın ya. Ama kısa vade bakıyorsanız, bir de yanlış yerden maliyet yaptıysanız da onlar da bugün söyleniyor. Hı. Bak şimdi ben yaşanmışla mevcutu anlatmaya çalışıyorum. Burayı hatırlıyor musun? Bak buraya. 9.900, 9.450 düşüşü. Bak burada yatay bir baskı. Aynısını yapıyorlar. Ne yapacaklar yani? İlla böyle bambam bam mı gitmeleri lazım? Şu anda o ortamda değiliz. Şu anda o ortamda değiliz. Çünkü faiz var. Hı hı. Sonuç 10.390... 9917 bandındayız bak burayı maviyle gö gösterdim. 1618'den geçen Fibonacci 9917 ve 21 günlük hareketli ortalama bölgesi yaklaşık 9900 diyelim onu biz kabaca. 9900'de 10390 bölgesindeyiz. Biz buna benzer bir teknik oluşumu burada da yaşadık. Bak burada da yaşadık. Evet, oranın süresi biraz uzunmuş. Bravo, harikasın. Tam ağzından aldım. Bak buradaki zamansallık uzundu. Burada kısaydı. Şimdi burada ne kadar olacağını bilemiyoruz. İşte ben de o yüzden diyorum ki kısa bir düzeltme mi yapacağız? Uzun bir mi düzeltme mi yapacağız? Bunu sadece büyük oyuncu biliyor. Biz bu süreci yönetirken riskimizi 10.390 üstünde kapanışları görüp görmemekte risk kontrol yapacağız. Risk kontrolü ne demek? Pozisyon ağırlıklarımızı ona göre yöneteceğiz. Hep devamlı %100 malda olmak veya hiç malsız olmak Bence her ikisi de şu anda doğru bir disiplin değil. Bak %100 şımarık bir şekilde hala ısrarcı malda olmak da doğru değil. Ya burası çok gitti. Bundan sonra buradan hiçbir şey olmaz deyip tamamen kenarı çekilmek de doğru bir strateji değil kanımca. Sonuç. Yani temkini elden bırakmayacak evet. bu dönemde. Uğur bak biz 8700-9200'lerden beri 321 dolara gideceğiz, 321 dolara şey, düşüşler göreceli alım fırsatı falan diyorduk burada değil mi? Hı hı. Şimdi de diyorum ki. Yine orta vade iyimseriz. Ancak şu 321 dolar geçilene kadar dengeliyiz. Ayağımız ne gazda ne frende. Denge. Arabayı kaldırırken hani böyle debriyajla beraber gaza dengeli basarsın ya. Birine fazla basarsan ne olur? Arabaya istop eder ya da kafa atar. Evet. Tamam. Ne kafa attıracağız, ne istop ettireceğiz. Dengeli gideceğiz. Sonuç 10.390 9.917 bandındayız. Hı hı. Bu bantta Borsa İstanbul bir karar verecek. 10.390'ların üstündeki kapanışlarda Borsa İstanbul'da 10.672, 11.427'lere doğru yeniden bir iştah ve bu duruma dahilinde de göreceli anlamda pozisyon iştah yönetimimizi daha net bir şekilde yukarı yönde fokuslu tutabiliriz. 10.390 geçilmedikçe veya geçilene kadar 10.917 riskin şey 9.917 riskini kontrol altında tutalım. Şimdi bak buraya iki tane mavi çizdim. Süpersiniz arkadaşlar. Böyle kalın. Şimdi bunları ben niye çizdim biliyor musun? Niye abi? Bir tanesi 9917'deki 1618. Tamam. Çıkarken direnç olan, bak bu 9917'ye dikkat et. Bak ilk kafa attığımızda geçemedik. Hı hı. Geri geldik. İkincisinde geçtik. Şimdi burası yukarı çıkarken dirençli şimdi destek. Bak o yüzden burada bir mavim var. İkinci mavi nerede? 55 günlük hareketli ortalama sarı tren çizgisi o kadar güzel bir açıda ki bak bunun altında kırmızı bir hareketli ortalama var ama bu kırmızı hareketli ortalama sarıyla o kadar özdeşleşmiş ki yatırımcı 55 günlük hareketli ortalamayı göremiyor bile sadece sarıyı görüyor. Dolayısıyla 9917 ve veya 9655 benim baktığım teknik projeksiyonda 10.390 geçilmedikçe veya geçilene kadar olası satışlarda dikkat olası dönüş nasıl söyleyeyim olası dönüş ihtimal bölgelerim benim. Yani daha kısa anlat dersen Selçuk 9.917 ve veya 9.655 fiyatlarının ikisinden bir tanesinden bak çok net söylüyorum. 9917 ve veya 9655 iki fiyatın bir tanesinden Borsa İstanbul'un dönerek 10390'ları geçerek 10672 11400'lere doğru sürecine devam etmesini bekliyor olacağım. Tamam mı? Bu benim teknik projeksiyonum. Ha! Şu var. Hocam 9917'den mi dönecek? 9655'ten mi dönecek? Ya burada ufak bir sinyal versene diyenlere de şöyle cevap vereyim. Buna niye enerjinizi harcıyorsunuz? Nereden dönerse döner. Bizim amacımız nereden döneceğini kestirmek değil. Nereden dönebileceğini muhtemel olarak rakamları sentezlemek, filtrelemek, o çıkan iki rakamda da strateji üretmek. Bu strateji nasıl olabilir? Gelirsin 9917'de bir kademe alırsın. 9655'e de riskini korursun. Oraya düşerse biraz daha eklerim dersin. O riski beklersin. Ondan sonra da fiyatın dönmesini beklersin. Sonuç 10399 1917 bölgesinde Borsa İstanbul kuvvetli düş, e, çıkışını bir düzeltme baskısı altında 9917'nin kırılması durumunda Borsa İstanbul'un 9800 9655 bölgesine doğru satış baskısını orta vadeli çıkış trendi içinde ve kendi içinde de fırsat olacak şekilde yeni bir baskıya çevirme riskini yatırımcılar göz kulak olacaklar ve bunu takip edecekler. Bu risk aşağı yönlü risk 10390'ların üstündeki ikinci gün kapanışta 10672 ve 11427 hedefiyle düzeltme tıpkı buradaki gibi kısa kaldı deyip yukarı yönlü risk işte arttırılabilir. Tabii bunun ne kadar yana yatacağını, e, ne kadar yatay gideceğini bilemeyiz. Mürettecim değiliz ama sadece şunu merak ediyorum. Sor. Nereden döneceği çok önemli değil diyoruz ya. Bunu niye kafa vuruyorsunuz? Nereden döneceği çok sorun sakın unutma Hı. bak. Nereden döneceği çok önemli değil diyoruz ama teknik analiz bize iki olasılığa bak. Geniş bir olasılığı iki olasılığa indirebiliyor basit bir teknik analiz trend disiplin sistemi. Ya 9917 ya da 9655. Ya 9.655 olmaz, 9.700'den döner. Önemli olan şunu duyacağız. Bak, Borsa İstanbul, Uğur, 10.390'ı geçmedikçe ya 9.917 ya da 9.655 gibi bir bölgeden yukarı dönmesini bekliyorum. Net mi? Net. Tamam aşağıda destekler net. O zaman biz bunları nasıl kullanabiliriz? Kademeli stratejilerle okuma yapabiliriz. Ama şunu unutmayacağız. 10.390 üstünde ikinci gün kapanışı alana kadar nereden alırsanız alın taşıma maliyeti. Ben de şöyle bir şey söylemeye çalışacaktım. Burası grafiğin daha önceki dönemini anlatıyor. Muhtemelen benzer e, grafik biraz daha geriye gittiğimizde de göreceğiz. Şurası 9400 olarak düşünsek Hı. aşağı yukarı. Doğru. Şuraya kadar gelmiş. Ya %1 %2 geri çekilmiş. Ama o zaman alt sene 6 kağıtlar deli gibi düşmüşlerdi. Evet. Evet. Ama en azından buradaki hareket ya da daha önceki aylardaki benzer hareketler bize burada geleceği nokta konusunda bir ipucu verebilir mi? Kesinlikle teknik analiz bu zaten. <laughs> teknik analiz nedir? Yani Bu da bununla desteklenebilir mi? Tabii ki desteklenir. Teknik analiz nedir? Geçmiş fiyat hareketlerinin Günümüzdeki fiyatlara yansıtılması veya oralardan iz düşümleri bulunarak, ayak izleri takip edilerek olası olumlu ya da olumsuz stratejiler üretilmesi. İşte aynı teknik analiz bize diyor ki, bak çok net, 9917 ve veya 9655. Bir tanesinden döner. Ama şu var, bu sarı var ya bu 9655, bak bu trend, trend. E aynı zamanda da 55 günlük hareketli ortama. Bak buradan döndü. Üst buradan. Bak hep 55 günlerde hep tamam. destek bulduk. Bu 9655'in altında kalıcı kapanışlar yani 2'den fazla kapanış olmadıkça bu hareket düzeltme olarak kalacak ve Borsa İstanbul yukarı yönlü genel trendini koruyacaktır. Tamam. Biz düzde beklenti böyle teknik anlamda bankalarla devam edelim. Detaylı anlattık, değil mi? Havada kalan evet. bir şey olmadı. Benim aklıma takılan bir şey kalmadı. Tamam. Vakıf Bank bugün 20 lira 44 kuruştan günü tamamladı. Artı taraftaydı, yatay bir performans gösterdi. Evet. Şimdi burada e, yaklaşık 18 lirayla 11 lira arasındaki bak şuraya dikkat et. Yani 18 lirayla 11 lira arasında ciddi bir marj var ama <laughs> bir trend oluşturmamış. Hatta hatta özellikle 13 ile 16 arasında da uzunca süre kalmış. Daha sonra özel bankalar önden harekete başladıktan sonra X bankın içinde bu daha sonra evet. harekete katıldı ve çok kuvvetli bir şekilde geldi. Şimdi biz seninle yayın yaptığımız zaman her zaman ne diyoruz? Düşen trendler geçildiği zaman önce 78.6 sonra 1.618'ler potansiyel hedefini korur diyoruz. Bilgi anlamında evet. değil mi? Burada ne görmüşüz? Düşen trend ve hareketli ortalamalar geçilince önce 78.6'sına gelmiş, sonra hareketli ortalamalara doğru düzelmiş, sonra altın oranına gitmiş. Fibonacci 1.618 biliyorsun altın oran hı hı. buraya gelmiş ve şimdi oradan tekrar bir düzeltme alıyor. Sonuç Vakıfbank 19.70 ara destek, 18 önemli bir destek özellikle özellikle 1970'in altına doğru bir baskı alması durumunda Vakıf Bank'ın 18.30, 18.05'lere doğru baskısını devam etme riski oluşabilir. Bak oluşabilir deyince dinleyenler 18.20, 18.05'e düşer dedim zannediyor demiyorum. Hı hı. 19.70 kırılırsa 18.20, 18.05'lere doğru düşüşün devam etme ve düzeltmenin gerinleşme riski oluşabilir. Burada asıl olan şey, dikkat, 18.20-18.05 disiplininin bozulmaması. Trend disiplini. Burası 18.20-18.05 kırılmadıkça bu bölgelere doğru geri çekilme olsa dahi Vakıfbank yaklaşık 3 gün önce gördüğü Fibonacci 1.618 hedefi olan 21.80'leri ardından da 23 20'lere doğru yeni bir yükseliş hareketi için kendine taban ve destek yapma arayışında olacaktır. Ancak grafiği bu akşam çarşamba itibariyle baktığım zaman yapacağım en önemli uyarı şu. Vakıfbank 21.80'i geçene kadar e, bir, bir, bir tık bir tık böyle kontrollü olmakta fayda var. 19.70 ve 18.20 riskine karşı. 20.44'ten bugün günü tamamlamış. Evet. Bu altta baktığınız hangisi? Bu director göstergesi. Met tamam. miydi bu? Evet. Hayır. Yok. Direktör. Tamam. Şimdi. O yeşilin aşağıya dönmesi. Yeşilin kırmızının üstünde olması fiyatın da kırmızı trendinin üstünde olmasını onaylıyor. Yeşiller boğaları tasvir eder. Kırmızılar ayıları tasvir eder. Yeşil yukarıda dikkat edersen ama bak burada bir şeye dikkat et. Yeşilin kafası aşağıda. Ağızları yaklaşabiliyor. Kırmızının da yukarıda kafası. Hı. Bu ne demek biliyor musun? Diyor ki bak 18 Selçuk diyor ki diyor. Selçuk'un söylediği doğru diyor. Şöyle ki diyor, 18-18-20 kırılmadıkça trend bozulmaz. Ama diyor, 21-80 geçilene kadar boğalarda bir miktar güç kaybı var, kontrollü olun diyor. Hı. Yine temkinli olmak lazım. 21-80 geçilene kadar kontrollü Kontrol. olacağız. Türkiye sınav Kalkınma Bankası'na, TSKB'ye bakalım. Bankalarla devam edelim. Bugün evet. 10 liranın üzerinde bir kapanış yaptı. %0.6'lık bir yükseliş vardı. Evet, burada da yine... 21 ve 144 günlük hareketli ortalamalarıyla beraber yeşille gösterdiğim kanalın içinde bir yükselen kanal dinamiği içinde orta vadeli yükseliş trendini sürdürüyor. Burada önemli olan şey şu. Grafiğin bize geçmişte yaptığı ayak izlerine baktığımız zaman ki onu da şöyle göstereyim. Bak. 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalarını kırdığı zaman kanalın altına doğru baskı alıyor. Şimdi biz 8 ve 21'in tam arasındayız. 21 günlük hareketli ortalaması 9.85, 9.85, 9.80. Dolayısıyla 9.80'in altına doğru bir baskı alması durumunda baskı belki 9.40, 9.05'lere kadar Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası'nı bir miktar daha baskılayabilir. Burada Türk Sınayi Kalkınma Bankası ile ilgili benim öne, öne çıkaracağım iki tane seviye 9.80 ara destek, 9.40, 9.20 bölgesi de ana destek bölgesi özellikle 9.40, 9.20 kırılmadıkça bu bölgeye doğru geri çekilmeler olsa da 10.38, 11.08'lere doğru bir baskı, bir yatay da olsa bir düzeltmeden sonra Türk Sinayi Kalkınma Bankası'nın 11.08, 11.80'lere doğru orta vadeli yükseliş eğilimini koruduğunu görebiliriz. Sadece burada küçük bir uyarım var. 11.08, 11.80 Hatta belki de 13'ler Sınai Kalkınma Bankası'nın orta vadeli hedef projeksiyonunda duracak olsa da bu hedeflere gitmeden 9.80'lerin altına doğru sartması Sınai Kalkınma Bankası'nın 9.40, 9.20'lere doğru bir baskı altına kalabileceği yatırımcılar tarafından risk yönetimi anlamında notlarda bulundurulmalı. 11.80 diyorsunuz ama hemen olacak diye bir şey de yok herhalde orta e tabii, bak de, onu da örnek yani. vereyim. Bak burada kanalın tepesine çıkmış değil mi? Bak. Burada nereden baksan şuradaki süreç 1-1.5 ay. Burada da şimdi yükseliyor. Buradaki 10.38'i geçtiği zaman bak 1038'de ile 11.80'in arası yani belki 3-4 günde de olabilir. Ama böyle 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 böyle, böyle çaprazlar yapa yapa. Yana yatıra yatıra. Zamana da yayılabilir. Kaldı ki çok hızlı bir şekilde e, öyle 11.80'lere gitmesinde ben şahsen açık söylemem gerekirse beklemem. Evet endeks biraz yatay 10.055'ler görüldü hafta içerisinde. Bugün 10.158'den kapanış yaptı bankalar biraz daha sakin ama öyle ki son dönemde hareket yapmayan gıda perakende istenilen düzeyde hareket olmayan demek belki de daha doğru olur. Bugün orada bulunan hisseler daha ciddi yukarı yönlü bir hareket yaptı. Onlardan biri BİM. BİM'de bir rapor geldi. 469 lira. Oldu. Efendim, BİM'de bir rapor geldi galiba, Hı. bir fiyat revizyonu vesaire. 2.96 yükselmiş. Evet. Şirketlere yönelik raporlar geldikçe bu hareketleri görüyoruz. Evet, evet. seçicilik, bireysel Hı -hı. yani kendine özel hareketler görüyoruz ve bundan sonra daha da sık göreceğiz. Şimdi burada BİM'de bak, grafik bir kere ne var karşımızda? Bir yükselen kanal, Fibonacci çalışması var bu arka fonda görülen. Burada yatırımcılara bir disiplini göstermek istedim. Beyaz balonlarla. BİM geçmişe doğru baktığımız zaman, yakın geçmişine doğru baktığımız zaman sevgili Uğur, uzak geçmişine baktığımız zaman da zaten 89 ve 144 günlük hareketli ortalamalarının genel anlamda yukarı Borsa İstanbul yukarı trendini koruduğu zamanlarda BİM'in 89 ve 144 günlük hareketli ortalamalara doğru geri çekilmelerinin bir fırsat bölgesi, bir destek bölgesi olarak çalıştığını geçmişte görüyoruz. Bak burada tam 89 günlük hareketli ortalama. Bak burası yine tam 89 günlük hareketli. Buraya dikkat et. Tam Yine. 89 günlük hareketli ortalama. Yani ne diyor bu grafik bize? 89 ve 144 günlük hareketli ortalamalara yapacağı orta vadeli yükseliş trendi içindeki kısa vadeli düzeltmeler kendi içinde bir fırsat sunuyor yatırımcılara. Dolayısıyla şimdi o 89'dan kalktığı hareket bak çok kuvvetli. Bak, çok kuvvetli. Çok net bir yukarı hareket var. Şimdi burada genel anlamında trend çok güçlü. Bak, hı hı. trend çok güçlü. Alt göstergeden de görüyoruz. Yeşille kırmızının ağzı açık. Ben güçlüyüm diyor ama cümleye ama ile devam ediyor. Bak, görüyor musun başını? Yana doğru. Yana doğru vermiş. Bu ne demek biliyor musun? Bak ne Bu demek? gösterge ne demek biliyor musun? Ben güçlüyüm orta vade ama kısa vade yeni maliyet yaparken dikkat et diyor. Alma satma değil. Başka bir şeyden bahsediyorum. Yani tavsiye tavsiyevari bir şey değil. Bir psikoloji anlatıyorum. Diyor ki alt gösterge olarak. Ama ben yine diyorum. olaya nereden baktığınla alakalı. Şimdi bak büyük resimden bakarsan yeşil kırmızının üstünde mi? Evet. Üstünde. O zaman ne diyoruz? Orta vadeli trendde. Göçte. Ama şimdi in derinine detaylandır. Yeşille kırmızının ağzı açılmış. Bu ne demek? Yorgunluk işareti. Örnek verir mi sana? Geçmişten. Tamam. Öbürlerine zaman kalacak mı bilmiyorum kalır, ama. Kalır kalır. Bak şimdi. Bu böyle yukarı giderken alt göstergedeki sapmaya bak dikkat et tamam mı? Belli bir noktaya geldiği zaman duruyor. <laughs> Fiyat yukarıda, yukarı doğru kendini yukarı doğru atmaya devam ediyor ama alt gösterge o kadar şişiyor ki sonra belli bir noktadan sonra kendini yataya bırakıyor veya düzeltiyor. Şimdi bu ne demek? Ya BİM yukarı yönlü trendini koruyor ama 469,5 önemli direnç. Ne için önemli? Özellikle alt göstergedeki yorgunluk belirtisinden dolayı 469'un üstünde BİM'de 544 549 potansiyeli var. Ama Uğur, bak bir şeyin potansiyelinin olması oraya düzeltmesiz gitmeyecek demek değil. Yatırımcı orada hata yapıyor zaten, hı hı. tamam mı? Dolayısıyla alt göstergede yeni maliyet noktasında bir miktar kontrollü olmak gerektiğini söylüyor. Sonuç BİM 441 ara destek, 431 ve 418 ise önemli bir trend iş süren destek bölgesi. Dolayısıyla 441 ve veya 418 bölgesine doğru bir geri çekilme olması aslında baktığın zaman yatırımcıyı rahatsız edebilir. Ancak 504.60 ve 549.70 orta vadeli projeksiyonlarına gitmeden önce göreceli kendi içinde sağlıklı da olabilir. Dolayısıyla 440, 441 ara destek, 431 ve 418 BİM'in kısa vadeli destek bölgesi diye yaftalayabiliriz. Özellikle 469'ların geçilmesi durumunda elbette ki geri çekilmeler yeniden olabilir. Ancak 504 ve 549 potansiyellerini sıcak tutacaktır. Biraz eğitim tadında belki olacak da bir şeye temas sor, sor, edebilir sor, sor. miyim? Tabii tabii. Şimdi burada... Bak ben sana bir 10 tane senet anlatacağımızda 3 tane Hı. anlatalım. Ama anlattığımız şeyden yatırımcı daha fazla fayda görür. Burada... Fiyat hareketliliği, fiyat hareketli ortalamanın altına iniyor. Aşağıda bakıyoruz, yeşil kırmızının kırmızı işte altına çıkıyor. kalıyor. Tabii. Evet. Yani bu uyumu gösteriyor Hı -hı. zaten. Yani burada mesela bir bocalama başlıyor. Bak yeşil hemen kendini kırmızının altına bırakmaya çalışıyor. burada Bu gibi dönemlerde kontrollü olmamız gerekiyor. şey gerek. yok, biraz önce en başta söylediğiniz biraz yana döndü. ya Destekler mi aslında önceki hareketlerde? Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla alt gösterge şunu söylüyor, ben güçlüyüm ama düzeltebilirim. Devam edelim. Yine aynı sektörden şoka bakalım. Şok bugün %0.92 artı da tamamladı. 65 liranın üzerinde geldi böylece. Kapanış rakamı 65 lira 65 kuruş. Tamam. Burada da mesela bak. Düşeninin üstünde grafiğe baktığımız zaman bak düşeninin üstünde, düşen trendin üstünde olması olumlu. 3 tane 5, 8, 13 günlük hareketli ortalamaların üstünde olması göreceli anlamda olumlu. E o zaman biz şokun Teknik grafiğini nasıl okuyacağız? 63 68 ara destek. 61 80 kısa vadeli ana destek. Eğer bu hareket bak parmağımla tasvir etmeye çalışacağım. Yukarı doğru gidiyor ya. <laughs> 67 01'e gider ve geçemeden 63 68 61 80'lere düşebilir. Bak düşer demiyorum. Düşebilir. <laughs> düşse dahi 70-17, 74-20 potansiyel hedeflerini hatta orta vadeli belki de 79 potansiyelini koruyacaktır. Burada benim yatırımcılardan çok önemli bir şekilde Fibonacci disipliniyle öğütleyeceğim en önemli şey şu. Bak en önemli şey şu. Yaklaşık 55-60 bölgesinden başlattığı trend 67-01 ve veya 70-17 bölgesinde 67.01 veya 70.17 bölgesinde... İkisi de fibo seviyesi değil mi? Evet. Birisi 61.8, birisi 78.6. Korkunç önemli Fibonacci değer rakamlarıdır bunlar. Şoka özel söylemiyorum. Fibonacci disiplininde de bahsediyorum. Dolayısıyla 67.01, 70.17 seviyeleri şokun 61.88'lerin üstünde kaldığı sürece teknik potansiyel hedefleri olacaktır. Özellikle 70.17'nin geçilip geçilememesi şoku fiyatsal anlamında ya daha sokacak ya da bir satış baskısı altına sokabilir. Şişecam'a bakalım. Bugün yine e, burada da %2.27'lik bir düşüş vardı. 51 lira 65 kuruştan bir kapanış gerçekleştirdi hisse grafik günlük ekranlarda. Evet. <laughs> 54.50 44.19 düşüşü bak. 5 8 13 ve 21 günlük. Buraya 21 de koymuşum. Hareketli ortalamaların altında hep düşüş trendinde, görüyor musun bak? Hı hı. Burada nereden alırsan al kaybetmiş. Ne zamanki düşen ve hareketli ortalamalar geçilmiş sevgili uğur 46 80'lerde. Tamam. Ve ondan sonra da şimdi hareketli ortalamaların üstünde 78.6 52 30 ve eski tepesi olan 54 50'lere doğru kuvvetli bir şekilde gelmiş. Şimdi burada önemli bir şey var. Önemli bir şey var. Kısa vadede bir ikili tepe yapmış. Tabiri caizse çanağını tamamlamış. Şimdi bir düzeltme içinde. Belki de bu önümüzdeki günlerde ki bunu birkaç hafta sonra veya bir, en az 5-6 gün sonra anlayacağız. Acaba, bak parmağımla çiziyorum. Fincan. Kult mu yapacak? Hmm. Bunu bilemiyoruz. Yapacak diye bir kanun yok. Sadece görünce göstermek istedim. Sonuç. Şişe cam. 50-65 ara destek. 50-15 yukarı yönlü şişe camın kalma disiplinini koruması için önemli bir kısa vadeli destek bölgesi. Tekrar edelim. 50-80 ara destek 50-15 kısa vadeli önemli bir destek bölgesi. Eğer bu geri çekilme özellikle 50-15 kırmazsa veya kırmadıkça yeniden 54-50'lere doğru bir baskı alacak gibi duruyor ama o baskıdan sonra yeniden yukarı yönlü bir hareket için düzeltmeye girebilir. Burada 50-15'in altında ee, şişe camın 48,5 47'lere doğru da düzeltmesini devam ettirmeye riski oluşabilir. Hocam şimdi sen her şeyi anlattın. İyi de biz bunu nasıl trade disipliniyle okuyalım? Kısa da 50 15. Orta vade 46 10. 50 15 kırılmadıkça 54,5 57 potansiyelini korur. 50-15'in altındaki kapanışlarda 48.5-46'lara doğru düşüşünü derinleştirir, ancak 46'lara doğru geri çekilmekte kendi içinde bir fırsat yaratır. Şu 54.5'in üzerinde kapanış yaptığı takdirde, o Şımırır. bahsettiğiniz çanağı bir kat daha götürebilir mi? Ş Tabii. bak şimdi. Bak. Burası böyle. <laughs> uzun vadede bunu katlamaya da gidebilir. Uzun vadede. Tabii uzun vadede bunu katlamaya da gidebilir ama ben her zaman Fibonacci altın oran, 1.618 oranını her zaman önemserim. Burada 60-73'te. 60-73'te işte şişe damda güçlü bir dirençle karşılaşır. Evet, bugünkü kapanış 51 lira 65 kuruşlu. Tekrar söyleyeyim. İşte bu da %2 gitmeyen 2 senetlerden bir tanesi. 27 yani. düşüş gösterdi şişe cam bugün. Şu son 10 günlük hareketini saymazsan 2023-2024 yılında yatırımcısını bekleten. Bir canlı grafiğinde verelim 5 aylık görelim. Yani orada bir şirketimiz artık hak ettiği yerlere gitmesi gerekiyor. Bakalım ne zaman gidecek o 5-6 gün dediğiniz Gerçekten. şeyde de hareketli ortalamaların üzerine 60 kelimesiniz. Şurada zaten. yani baktığın zaman 46'lardan kalkıp 54'lere geliyor. O hareketli ortalamalar bozulursa temkinli olmak lazım. Hemen bir 5 aylık performansına da hazır sistem asetmişken bakalım. Sonra ya şu ise şu boş şu frenle fiyat. devam edeceğiz. Şu ise şu fiyatı hak etmiyor. Gerçekten. Ama yatırımları var. 52.85'ten açılmış bugün. 51.65'ten kapatmış. %2.27 düşmüş yatırımları var. Öbür taraftan buradaki şişe camın gitmesine en büyük gitmemesine en büyük sebeplerden bir tanesi de e, sevgili Uğur şey. sodayla şişe takasta birleştiler ya bunlar. Yani birkaç sene önce. O takasın birleşmesi şişeyi biraz antallaştırdı. 44-54'müş. Birinci ayın üçünde. Evet. 53-60 ikinci ayda görmüş. Sonra düşmüş. 44'ün de altını görmüş. Evet. Sonra da ufak ufak yukarı yönlü hareket olmuş. İşte o 44-54 dediğin yer burası. Kaç günlük hareketli ortalaması? Sen söyle yatırımcılara. Kırmızı hareketli ortalama. 377, şeydi Yani 44-40'tan neden dönmüş? Orada ne varmış diye soranlara e, altın e, hareketli ortalamalar, altın sayılar diyoruz. Yatırımcılar Google'a girip altın sayılar dediği zaman bir araştırsınlar. Finansal okur yazarlık anlamında. Ne kadar kıymetli olduklarını anlasınlar. Buyurun şişe camı 377 günlük hareketli ortalamasında. 54'ten 44'e düşmüş 377 günlük hareketli ortalaması şişe cam yatırımcısına Bak traderına demiyorum, yatırımcısına ben size fırsat sunuyorum. Görmek o Nisan'daki hareket abi ama galiba. Tamam o da Nisan. Evet. Bak altına evet. tarih yazıyor. 2024 Şuradaki de Ocak'tı. Bir de şuralarda da aynı yere gelmiş. Ha, doğru, evet. Aynı. Tabii tabii tabii. aynı bölge. Bir son 5 ay için söylüyorum. Evet. evet, benim söylediğim yer burası. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Boş filan sistemleri bugün %1.46 artıda tamamladı hisse. Kaç kapattı? 971 liradan da bir kapanış yaptı. <laughs> Yukarı doğru... Gel böyle yakın çekim. Bak buraya birazcık dikkat ettim mi? Bu grafikte birazcık hazırlarken oynamışım. Hı hı. Bu grafikte biraz konuşmuşum ben. Şimdi bak buraya bir beyaz balon koymuşum. Bak buraya bir mavi çizgi çizmişim. Şimdi bunların hepsini anlatacağım. Sanat yapmışsın bak, bildiğin. Yok estağfurullah. Ben yapmıyorum da Fibonacci yapıyor onu ve tahta yapıcı yapıyor. Benim bir şey yaptığım yok. Şimdi bak 733 1385'e doğru gitmiş mi? Hı hı. Gitmiş. 1385'ten buradaki yaşadığı düşüşü nerede bitirmiş? Bak biraz önce diğer hisseleri anlatırken yukarı yönlü hedef potansiyelleri ne diyoruz Uğur? 61.8, 78.6'lar diyoruz değil mi yukarı giderken? 78.6'dan orada. E düşüşte de tersi evet. bak. Çıkışta 78.6 hedef potansiyelse, 78.6'lar düşüşte hedef potansiyel destek ve önemli kritik seviyeler. Ne yapmış? Bak maviyle gösterdim. Hani ben bunu evde... Hani bunları ben yapmıyorum. Bunları parayla yapıyorlar biliyorsun. Evet. Sonuç itibariyle bak tam 78.6'sına gelmiş ve düşene doğru bir atmışlar. Burada özellikle son 2-3 gündür boş frenin yukarı yönlü at yaptığı atağın trend disiplinine geri dönebilmesi için. Yani bu yeşil düşeni ve 21 günlük hareketli ortalamayı geçebilmesi çok yani teknik disiplinde önem atfediyor. Neresi o bölge? 994 lira. Eğer Boş fren 994 ve 1059'ları geçebilirse yukarı yönlü 1188 1275 hatta muhtemel 1385'lere doğru hedef potansiyelini zamansal anlamında tetikler. Ama bak burası önemli dikkat. 1188 1275'te de doğru boş frende düşüş trendi bitti bunun gibi Hareketin yeni bir trend başlatıyor disiplini. 994-1059 direnç bölgesi geçilmedikçe tetiklenmez. Geçildiği zaman da iştahlı bir şekilde yatırımcıya şunu söyler. Bekledin mi güzel kardeşim? Bekledin. Buyur sana semeresi. 1059 ikinci etapta. Evet. 994-1059 geçilirse 1188-1275-1385 hedef potansiyelini boş fren tetikler. 994 ve 1059 geçilmedikçe dediğim gibi 950 872 gibi bir risk bölgesi destek anlamında takip edilebilir. Ben burada Fibonacci olması hasediyle 872 desteğine çok kuvvetli bir önem atfederim. Bugün de 971 liradan evet. tamamlamış. Ya yani 800, bu grafik 872'nin altına inmedikçe göreceli olumlu okunabilir. Ancak 994, 1059 geçerse anlamlanır. Hı hı. Sasa'ya bakalım. Yine çok konuşulan, çok merak edilen, hemen hemen herkesin merak ettiği bir hisse. Bugün %1'e yakın değer kaybı yaşamış hisse. 46 lira 90 kuruştan da bir kapanış yapmış. Şimdi 10 liralardan 70 liralara veya 5 liralardan 70 liralara giden Türkiye'de çok ciddi anlamda bir uzun vadeli yatırımcıyı içinde ve takasında tutan bir hisse senedi. Uzun zaman sonra ilk kez yavaş yavaş böyle olumlu yönde beklentiler, bilançolar ve yavaş yavaş Türk içeride de biraz da fonların da tercih ettiği bir senet olmaya başladı. Bu da grafiğe yavaş yavaş bir iz düşürmeye, olumlu yönde iz düşürmeye başlattı. Fakat henüz o bizim momentum dediğimiz, güç dediğimiz, arzu iştah dediğimiz noktaya henüz henüz ulaşamamış. Abi yeşil biraz yana böyle kaymış evet, gibi. Evet. Henüz ulaşamamış ama dediğim gibi bak buradaki zamansallık ve fiyat skalası daralmış. Burada yavaş yavaş artık ben dip çalışması yapmaya devam ediyorum. Evet. Daha güçlü bir trendim de yok. Evet. Temel potansiyelimi kuruyorum. Evet. Fonlar benle ilgilenmeye başladı. Evet ama bunlar başka bir şey. Trend başka şey. Burada önemli olan şey Sasa için şu. 45.90 ara destek. 40.78 trend destek bölgesi. Yani özellikle Sasa 40.78-40.80'lerin altında bir 36.76'yı tekrar görmek ve orayı bir deyip teneffüs edip oraları bir koklamak isteyebilir. Şimdi burada bir şeyi uyarayım. Ya 40-76 ile 36-76'ları koklamak isteyebilir dedi. Selçuk 30-76'ya düşer diyor gibi algılar çıkartılıyor. Öyle demiyorum. Riski anlatıyoruz. bunu zaman zaman e, Uğur. Maalesef e, oluyor. Ma Heh, sen ne demek istediğimi anladın. Hı. Çünkü etkin dinleme veya art niyetli dinlemelere karşı da uyaralım. 40-80, 36-78. Bu iki rakam Sasa için şahsi fikrim içsel piyasa ile ilgili genel bir e, bozulma olmadıkça güçlü bir destek ve bir taban bölgesi olmaya devam edecek. Özellikle de bak özellikle 45-40'ların üstünde kalmasını da ben bir teknik analist, iç, analist olarak önem atfederim. Bunu da anlatayım. Neden? Hı hı. Bak tepesi daha sonra yaptığı bir tepe hareketiyle çekebileceğimiz düşüş trendinin onay çizgisini onay aldığımız düşüş trendi ve dikkat et birkaç gündür bunun üstüne oturmaya çalışıyor. Bu teknik anlamda dikkat göreceli olumlu. Bu şu demek? 45 40'ların üstünde kalmaya devam eden sasa göreceli olumlu bir şekilde 53 93 59.40 kısa vadeli 61.8-78.6 hedef potansiyelini korutacaktır. Ee, 45-40'ların altında biraz önce bahsettiğim 40-80'lere doğru yeni bir baskıyla karşı karşıya kalabilir Sasa yatırımcı. 5 dakikadan az bir süremiz kaldı. Hadi 3 bakalım. şirkete bakacağız. Aksa bunlardan ilki %2 düşüş kaydetti. 119 lira 60 kuruştan bir kapanış yaptı. Evet. Şimdi bak dikkat et hemen çizmişim. Kırmızı trend ve 144 günlük hareketli ortalaması. Yakın çekim arkadaşlar. Bak 144'e geliyor, alıcı geliyor. 144'e geliyor, altında biraz baskı görüyor. Bu sefer trend desteği tutuyor, kaldırıyor. Bak, buraya dikkat et. 144 güne geliyor, kaldırıyor kendini. 144'e geliyor, kaldırıyor kendini. Ne oldu? 144 neydi? Altın sayı. 34, 55, 89, 144, 233, 377. Bunlar altın sayılar. Bunları gören yatırımcı için bunlar ne biliyor musun? İnanılmaz bir konfor. Bunlar özellikle, para. Özellikle toplamak isteyenler için. Kademeli toplamak istedi. Sonuç 377 günlük e, 144 günlük hareketli ortalamasından kalkan Aksa. Bak, burada önemli bir şey var. Burada bir yeşil kanal var ya. Hı hı. Daha önce bak direnç olarak çalışmış. Şimdi burayı geçmiş. Şimdi bunun üstünde kalma gayretinde bak yaklaşık 10 gündür bu yeşilin geçmiş tepelerinin üstünde kalmaya gayret ediyor. Bu olumlu. Bu olumlu. Ancak burada şuna dikkat edeceğiz. 100 e, yanlış söylememek için soruyorum. 116 80'lerin üstünde kalma gayretini Aksa yatırımcısı özellikle de kısa vadeli oyuncular 116 80 seviyesini kuvvetli bir şekilde takip etmelidir. Hı hı. 116 80'lerin üstünde kalmaya devam eden Aksa 127 65 138 22 potansiyel teknik potansiyelini koruyacaktır. 116 80'lerin altındaki kapanışlarda 116 80'lerin altındaki kapanışlarda Aksa bu çıkışını bak buradaki gibi böyle düzeltmeye sokar ve 116.80'lerin altında 112 98'lere doğru Aksa'da çıkış trendi düzeltmeye başlatabilir. Arçeli'ye bakalım. 185 liradan bir kapanış yaptı. %0.32 düşüş gösterdi hisse. Ha, bak şimdi, süremiz azaldı. Süremiz azaldı. 171, 143 düşüşü 78.6'sını kopartıp nereye geliyor? 1618, altın oran. Hı hı. Bu ne demek biliyor musun? Arçelik önemli bir direnç hedef ve karar bölgesine gelmiş. Ya 100 e, kaç orası 189 onu geçerek 200 210'lara doğru düzeltiyorum 217'lere doğru şu bölgeyi daha kuvvetli bir tonla yukarı sürükleme gayretini koruyacak. Hı hı. Ya da 189 onları geçemeden 179 ve 117 170'lere doğru bir düzeltme alacak. Burada yatırımcının takip edeceği iki disiplin var. Bir tanesi 179 25. Hı hı. 171,5 desteklerinin çalışmaya devam etmesi Arçelik'te 189.10 ve akabinde de 217 60 potansiyel hedeflerini korutacaktır. Burada 217.60 potansiyel hedefinin zamansal olarak bir baskıyla karşılaşma riski 179.25 ve veya 171 buçukla risk yönetimi yapılabilir. Evet. 171 altında Arçelik buradaki çıkış trendini belki de e, 160-158'lere doğru çıkış trendi düzeltme trendine döner. Burada yatırımcı 179.25 ve 171.5'la yukarı yönlü trend disiplinini takip etti. Türk Telekom'a bakalım. Bir dakikadan az sürem kaldı. Bugün de göremeyeceğiz diye şey yaptım. 41 liranın üzerinde bir kapanış yaptı. Evet yatay. Evet, yatay bak. bir kapanış. Getir yakın yap. Ya Türk Telekom yukarı gidiyordu. Niye durdu diyorlar şimdi? Tamam E durmuş da bu bak. Bak bu kanal çizgisi değil, bu kanal çizgisi. Bu kanal çizgisinin altında bak kanala dokuna 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 yatırıyorlar. Aslına bakarsan orta vadeli trendi güçlü ama önemli bir direnç bölgesine geldiği için bir karar arıyor. Bu kararı ararken de muhtemel olarak endeksi bekliyor. Endeks bana nasıl bir ses verecek diyor. Düzeltecek mi düzeltmeyecek mi? mi? Sonuç 39.10 yukarı evet. yönlü Türk Telekom'un yukarı yönlü kalma disiplinini koruması için önemli bir destek bölgesi. 39.10'un üstünde kaldıkça Türk Telekom 42.38'i de geçmesiyle beraber 45.80 48'lere doğru yukarı potansiyelini korumak isteyebilir. 39 onların altında Türk Telekom'da 36 80'lere doğru bir düzeltme disiplininin tetiklenebileceği de B planı veya risk notu olarak yatırımcılar tarafından takip edilebilir. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Uğur. Efendim bitiriyoruz. İyi akşamlar.